dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçer'dim. Gene bıçak bileme üzerine kısa bir video çekeceğiz. Özellikle üzerinde durmadığımız bir konu. Sorulan sorulardan biri. Yüksel abi. Soyma bıçakları var. Yüzleri tırtıklı. Bunları nasıl bileriz? Mesela bazı kimseler der ki şu tip, yani ağzı tırtıklı bıçakların, mesela bu tırtıkların içini işte mesela bilemek için yuvarlak taşlar, yuvarlak eyeler, hani o tip şeyler var mı veya nasıl bilinir? Şimdi bakın, size çok pratik bir şey göstereceğim. Açıkçası o tip şeylerin peşinde hiç koşmadım. Zaten gerek de duymadım. Bakınız. Mesela. Bıçak. Dikkat ederseniz bu yüzü tırtıklı. Ama bu yüzü düz. Bu yüze açılmış bir ağız yok. Düz bir sırtı var. Şurada hafif bir açı. O da bilemeyi kolaylaştırmak için. Bunun mesela belki dişleri daha iri. Ama bunun da sırtı öyle. Dikkat ediyor musunuz? Bir Victorinox açalım. Çakı. Çok belirgin. Ama bu yüze baktınız mı gene düz. Bu gördüğünüz yüzler işte bilemeyi kolaylaştırmak için bırakılıyor. Yani ayrıca herhangi bir aparat aramanıza gerek yok. Kaliteli bir size bilek taşı, gene grid taşı kullanacağım. Ardından gene yüz parlatmak için çok ince gene bir yağ taşı. Bileyelim ve görelim. Şimdi dostlar, bakın. Bunlarda özellikle gene kimyasal yollarla imal edilmiş zımpara taşları başta olmak üzere, hani o tip taşlar kullanmamanızı öneriyorum. Çünkü bıçaklarımın yüzleri çizilmeye başladığı zaman çok mutsuz olurum. Ve zımpara taşı çok güzel yüz çizer. Oysa benim bıçaklarımın ağızları hep parlaktır. 30 seneyi aşkın bir av bıçağım var. O kadar çok kullandım ki ona rağmen onun ağzında bile çok az miktarda çizik vardır. Hani bıçağa baktığım zaman bu anlamda hoşuma gidiyor. Bu tip bir yüz isterim. Bu anlamda. Grit taşı ve çok ince yağ taşları gibi bıçağı çok az çizen, bilerken nispeten belki parlatma bile yapabilen, kısacası ince bilemeler yapan düzgün taşlar öneriyorum. Zımpara taşı kullanmayın. Şimdi basit bir şekilde bakın. Önce şunun ağzı uçta bu tarafadır. Bunu şöyle tersten çekerek ucunu bileyeceğim. Uç kısmı çünkü özellikle sebze doğramalarda, dilimlemelerde daha doğrusu çok kullanılıyor. Bir uç kısmı bilenir bunun. Ondan sonra şurada çok hafif bir açı var.
O açıyla bakın yatırıyorum taşa. Ardından çekiyorum. Ama bıçağı ağza açmıyorum. Şurada gördüğünüz bu açılı bir yüz var. Bunu yatırıp oraya sürüyorum o kadar. Ardından bıçağımız zaten ağzındaki dişlerle iş yaptığı için jilete çevirmeye de çalışmıyorum. Zaten grittajı kullanıyorum şu anda eşsiz bileme yapar. Her çelikte. Birazdan göstereceğim sizlere. Bunu yine aynı şekilde bir şu ucunu bir biliyorum. Şimdi yine şuradaki açıyla yatırıp çekiyorum. Dikkat ederseniz bu yüzde bileme yapmıyorum. Zaten tek yüzü bilinen bıçaklardır bunlar. Victorinox'a dokunmayacağım. Çünkü onun herhangi bir şekilde bilenmeye zaten ihtiyacı yok. Taşımızı gene silelim. Şu anda bile ağız parlatmaya aslında ihtiyacı yok bıçağımızın ama. Adet yerini bulsun.
Şimdi sizlere gene bir yaklaşalım. Bıçağın diğer yüzünü göstereceğim. Dikkat ediyor musunuz? Işıl ışıl bıçak. Dediğim gibi bıçaklarımı çizmeyi hiç sevmem. Böyle çizikten kırılan bir bıçak beni çok mutsuz eder. Evet dostlar, hani çok uzatılmayacak bir video belki ama bir evinde en çok kullanılan bıçaklarından rahatlıkla diyebilirim. Hani soyma bıçakları, çünkü hani sebze meyve soymaktan ufak tefek doğramalara, dilimlemelere kadar gerçekten çok kullanılıyor bu bıçaklar. Bu anlamda özellikle bunların bilinebilmesi sorunu. Hani bu nedenle çekmiş olduğum bir video ve gerçekten ağzı inanılmaz tutuyor. Hatta evdekileri uyarmam gerekecek, bıçakları biledim dikkat diye. Evet dostlar, bilenmesi aslında bu kadar basittir. Ve kesinlikle ağızlarını çok taşlamayın, çok aşındırmayın. Çünkü bunlar zaten kaba iş aleti değildir ama ince işe de çok yaramazlar. Ufak işlerin bıçaklarıdır ama çok kullanılan bıçaklardır. Bu anlamda bilenmeleri bu kadar basittir. Evet dostlar, bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.